Herkese merhaba. Microsoft Flash Metre'de Ağrı Dağı'na tırmanacağız. Şu an Iğdır'da Şehit Bülent Aydın Havalimanı'ndayız. Şehit Bülent Aydın kim derseniz 15 Temmuz darbesinde Kara Kuvvetli Komutan korumasıymış. Darbecilerle çatışmada ilk şehit olan asker, astsubay. O yüzden Iğdırlı da olduğu için buraya adı verilmiş. Şimdi bu uçakla bir Ağrı Dağı'na doğru gidelim. 17.000 fite çıkacağız. Zaten ayarladım şu an. Tabi arada böyle hızlandıracağım ama yine de güzel bir video olacak. Coğrafyayı göreceksiniz en azından. Şimdi taksiye çıkıyorum. Bu boyamada tabii güzel olduğu için seçtim ama aslında paraşüt uçağı. Arka taraf açılıyor elbette. Karlı bir görüntü yaptım. Niye dersiniz? Ya daha çok güzel görünüyor. Böyle ortam çok güzel görünüyor. O yüzden böyle bir tercihte bulundum. Hazır bir hava motoru. Sadece hazır bir hava ayarı diyelim. Hava durumu ayarı. Kalkışa hazırız. Niye böyle kalktık bilmiyorum ama kalktık işte. Böyle sağa sola çok yatıyor gibi. Bak, rudder trimini düzelttim. Ama maalesef çok hassas oluyor böyle tepkileri kalkarken. Bir de sonuçta beta sürümü, hani bazı eksikler var, yanlışlar var aynı zamanda. Mesela motorların çalışması falan bayağı takan insan var yani Airsoft motora. Yakıt pompalarını açma olayı falan, işte bazı şeyler böyle gerçeklik gibi değil. Ve şu anda beta sonuçta ondan. Burada eklenti yok ama yine de sonuçta var ve uçabiliyorsunuz. Ağrı'dan kalkmak isterdim ama orası bayağı uzak. O yüzden yani bu uçakla zaman kaybederiz. Oradaki havalimanı Arda Güler yayınlamıştı zaten. Van'da da aslında bir tane video çekmek istiyorum bunun float versiyonuyla. Tabii buradaki bütün her şeyi görebiliyorsun. Yani köylerdeki bütün her şey var burada. Yani bilmeyenler için söyleyeyim. Bütün her şey var ve gerçek ölçeğinde. Hem küçük ağrı hem de büyük ağrı tabii burada görebiliyoruz var. Zaten şu an oraya doğru yükseliyoruz. Otopilota vereceğim. Şöyle AP'ye basabilirim. Up diyelim 700. Vertical speed'e yükselsin. Şimdi heading'i buradan ayarlayayım ben kendim. Bir ortalayayım. 17.300'e çıkacağız da 17.000 feet de zaten direkt yanından geçebilirsiniz zirvesinden. Yani tam yüksekliği zaten 5137 metre 16.853 feet oluyor. İşte 17.000 feet falan. Heading'e de basarsak şu an o rotayı takip eder uçağımız. Bu şekilde gidecek. Giderek yaklaşıyoruz. Şu an 10.000 fite yaklaştık. Küçük Ağrı Dağı tabii diğer tarafta yer alıyor şu an. Ya arkamız aslında İran sınırı, ilerisi zaten Ermenistan sınırı. Şimdi bu açıdan bakarsak manzara nasıl? Tabii güzel, beğeneceksiniz. Ancak burada şöyle bir durum var. Bunlar tabii uydu görüntüsü. MSFS'in bu dağ ayrıntıları, dağların bu meshleri, çözünürlük kalitesi, detay kalitesi çok yüksek değil aslında standart olarak ama hani böyle büyük dağlarda tabii daha iyi duruyor. Sonuçta hani çıkıntıları falan, sivri kısımları, o dik kısımları falan böyle daha iyi duruyor. Ama belki işte görüyorsunuzdur, mesh modları var, eklentileri var. Ya da işte paralel satılan modlar var, eklentiler var. Ya da işte XP11'de, Prepar'da çıkan eklentiler var. Orada daha böyle hani lidar denilen bir sistem var ya, onunla uydu görüntüleri, işte taramayla çekilen görüntüleri aktarabiliyorlar. Ama bizde öyle bir şey yok maalesef Türkiye'de. Belki bazı yerlerde var diye bilmiyorum. Hani zaten olsa yaygın olsa zaten eklenti falan çıkar ama öyle bir durum yok. O yüzden o taramalarla daha yakından detaylı eklentiler yapılabiliyor. O görüntüleri birebir verebiliyor. Ama burada bence sıkıntı yok. Şu an gerçekten çok güzel bir manzara var. Çok güzel bir manzara var şu an. Harika yani ya. Vallahi billahi harika yani şu an. Ben daha önce bunu çekecektim bu videoyu. Denemeler yapmıştım. Bayağı oldu ama bak. Bir yıl falan olmuştu herhalde. Ama bir türlü olmadı. Uçaklar boğuldu böyle hep. Bu 17.000 fite çıkarken. Bu ama bu uçakta sıkıntı yok tabii. Daha hızlı bir uçakta çıkmak istemedim. Şimdi Twitter gelmişken bununla bir video çekelim böyle biraz belki ilgi olur.
Zamanında buraya sanırım bir İngiliz uçağı falan düşmüş. Şöyle fotoğraf alıyorum arada çünkü lazım olacak bunlar bize. Paylaşacağım falan, siz de kullanırsınız. Ama ileride World Tabi'deki ya da başka bir şey olursa tabii buradaki Ağrı Dağı ve benzeri dağlar, Türkiye'deki coğrafya daha iyi hale getirilir. Zaten Asobu aslında dağları ve işte şeyleri ve çok yuvarlak olması falan tabii biliyor. Bu sorunu çözecekler yavaş yavaş 2022 ve 2023'te. O yüzden şu an tabii tam tırmanamadık. Terrain uyarısı falan veriyor. Çözecekler. Daha ayrıntılı dağlar olacak ve tabii işte bu mesh detaylarını, o yükseklik verilerini daha doğru kullanacaklar. Bunlar zamanla olacak şeyler ama sonuçta olacak yani bir şekilde. Vurmayız herhalde ya. Ya bu uçağımız aslında güçlü, kuvvetli bir uçak. Yani biz burada birazcık Oo, dibinden geçiyoruz. Valla vurmadan geçtik ya. Yakından gördük böyle. Aslında kamera moduyla yükseltebilirim şu an uçağı. Ama şu manzara bir bakın ya. Çok güzel. Küçük Ağrı Dağı'na doğru döneceğiz. Oradan tekrar 17 bin fitte herhalde oluruz. Yükseliriz. Dağın zirvesinden geçeriz yani. Böyle cama doğru yaslandım, manzara izliyorum. 8B. Ya çok güzel ya. Vallahi çok güzel şu an. Tamamen böyle beyaz örtü olunca sıkıntı oluyor. Ama böyle parça parça yaptığında hava motoru harika oluyor. Mevsimler bu yıl gelecek tabii. Bu yıl başlandı onlara. Bu yıl gelecek. Yani yıl sonu doğru muhtemelen mevsimleri daha doğru bir şekilde MSMS'de görürüz. Yani sonbahar, ilkbahar, değişik renklerde ağaçlar filan. Mevsimler eklentisi var ama hani onu kurmadım hala. 12 bin fitteyiz bu arada. Biraz sola doğru dönelim. İshak Paşa Sarayı var mı diyeceksiniz? Var ama düz uydu görüntüsü. Urartu Kalesi falan da işte dersiniz. Hani bulunur tabii, var ama hani onlar düz uydu görüntüsü ya da yerine başka bir kutu atıyor, bir model atıyor oraya. Rastgele yapay zeka. Ama tabii İshak Paşa modeli olsa elimizde aktarılabilir mi? Aktarılabilir. Ancak orada görüyor musunuz oraya gittiğinizde? Ben gitmiştim çünkü biliyorum. Yani uydu görüntüsü olarak görüyorsunuz dümdüz. Anlıyorsunuz yani orada o sarayın olduğunu. Biraz aydınlık yaptım net olarak görün diye. Yine sol doğru döneceğim. Doğu Beyazıt var mı diyeceksiniz. Var, evet var. Her şey var burada. Ya bu uçak tam olarak çıksa bunu her yerde kullanacağız. O yüzden çok işimize yarayacak. Bin fite tırmandık şu an. Stratovolkan jeolojisi var biliyorsun burada dağ türü olarak. Yani volkanik dağ ama işte burada patlamıyor tabii. Böyle geçen biliyorsunuz Kanarya Adaları'nda bir yanardağ patlamıştı. Şimdi adını tam söyleyemeyeceğim. O ara tabii havada böyle dumanlar şeyler olunca
İşte o durum böyle değişince burada da birazcık görebiliyorsunuz yani MSV'de. Hatta onun eklentisini yaptı adamlar. Tamam mı? Lavları falan böyle dağıtmışlar eklentide sinir olarak. Canlı canlı yapmışlar böyle. Uçuyorsun falan. Ya böyle şeylere adapte oluyor işte MSV'de. Daha da bu hızlanacak tabii. Yangın söndürme uçabiliyorsunuz. Geldi belki ona da video çekeriz. Hey be, çok süper bir ortam var bak. Çok iyi ya. Çok çok iyi yani MSFS'de böyle dolaşınca uçunca insanın içi açılıyor böyle. Konuşası geliyor böyle mutlu oluyor ya. Ya inanılmaz bir ortam sunuyor insanlara. Bir de düşün yani bütün dünya var ya hani o olay daha da başka. Böyle bazen uçmuyoruz girmiyoruz böyle hani 2 dakika böyle takılacaksın mesela. Ağrı'da takılacaksın bilmem Trabzon'a gideceksin bilmem Hakkari'ye gideceksin mesela. Abi takılacaksın o dağları göreceksin ortamları göreceksin. Uçakla uçacaksın alt tarafı izleyeceksin ya kahveni içeceksin çayını içeceksin ya da yanında başka bir şey izleyeceksin dizi izleyeceksin ama yanında uçuyor olacaksın böyle. Bunu yapmıyoruz bazen çok kötü oluyor bak çok kötü oluyor gidip böyle aptal aptal oyunları görüyoruz sonra canımız sıkılıyor orada moralimiz bozuluyor falan. Ama MSFS öyle değil ya. Görüşmek üzere bir sonraki videoda başka bir yere gidebiliriz belki Van Gölü'ne gideriz bunun float versiyonuyla. Hoşçakalın. Airsoft Twin Otter 19 Ocak'ta çıkacak. Ya bu böyle hani biraz da şey ilgi alaka olsun diye videoyu çekiyorum. Böyle görün diye yani. Böyle şeyler varsa hatta devam edecektim böyle şeyler ama devam edemedik. Bence devam edelim. Ağrı Dağı'na geldik. Küçük Ağrı Dağı'nı da gördük. Burada yani güzel bir ortam. Hoşçakalın. Yani Ağrılar bence bu videoyu paylaşsın bir yerlerde. O yüzden biraz bize de yarasın. Böyle gerçek yerlerde uçmak. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bir daha çıkamasın her şey var.